restoranı. Şimdi kruvasan denemek için artisan diye bir sağ üstte görebilirsiniz. Buranın meşhur olduğunu duymuştum. Biz de kruvasan deniyoruz. Kruvasanlar burada sade, tereyağlı. İçerisi boş, yani herhangi bir eklentisi yok. Şimdi tadına bakacağız. Bakalım, inşallah güzeldir. Bu üstte mesela. Diğeriyle karşılaştırdığında ne? Bir önceki de güzel. Bu daha güzel. Nasıl diyeyim? Sadece tereyağlı olmasına rağmen daha tatlı bir tadı var. Piyasada bunun 1.30 cent. İçeride farklı seçenekler de var. Biz muhtemelen buraya tekrardan geliriz. Biraz Paris sokaklarını turlayacağız. Evet, Paris'in merkezinde yer alan tarihi ve doğa harikası bir yerdeyiz. Lüksemburg bahçelerindeyiz. Burası peyzajları, göleti, çiçekleri, heykelleriyle ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunuyor. Ve birçok turisti buraya çekmeyi başarıyor. Adını zamanında burayı Lüksemburg Dükü inşa ettirdiği için ondan almış. Günümüzde de hem yerli halkı hem de turistleri buraya çekmeyi başarıyor. İnsanlar burada kahvaltısını ediyor. Atıştırmalıklarını yiyip bir şeyler içiyorlar. Sanırım baharda daha güzel olur burası ama şu anda hafif bir yağmur var. Yine de keyifli bir ortam. Buraya gelip burada şehrin kalabalıklığından uzaklaşıp keyifli bir zaman geçirebilirsiniz. Burada dinlenebilirsiniz. Bu sessiz ortamda huzurlu bir şekilde Paris'in tadını çıkarabilirsiniz. Evet, Paris'in sembol noktalarından Eiffel Kulesi'ne geldik. Eiffel Kulesi 1889 yılında o zamanki Paris Dünya Fuarı için inşa edilmiş ve daha sonrasında şehrin sembolü haline gelmiş. Tabii o zamanlar 324 metre olan bu kule dünyanın en büyük yapısıymış. Tabii şu an bu unvanını kaybetti. Ancak Paris'te en dikkat çekici noktalardan biri olmaya devam ediyor. Bizim gördüğümüz çevresinde fotoğraf çekilecek bir sürü nokta var zaten. Biz de onları sırasıyla geziyoruz. İnsanlar da bu noktalarda yoğunlaşmış durumda. Çevrede hediyelik eşya satan kişiler de var. Normalde turistik noktalara yaklaştığınızda fiyat artar. Burada da öyle mi bilmiyorum. Kuleye çıkmak isterseniz yetişkin normalde merdivenle 11 euro. Asansörle çıkmak isterseniz 18 euroya çıkıyor bu ücret. Genç ve çocuklar için tabii farklı fiyatlandırması var. Kuleye çıkmak isterseniz şehrin manzarasını yine oradan görebilirsiniz. Şimdi biz biraz burada yürüyelim. Hello. Hangisi? Turkey. Turkish. Yeah. Turkish, para yok, para yok. Para yok mu? Bu ne, ışıklı? How much is it? How many peach one? You tell me good price. Ne kadarmış? Kaç tane alacaksınız? Ona göre iyi bir fiyat vereyim diyor. One piece, how much? One piece? Yeah, how much? Only one? Turkish, para yok, one million. Para yok, para yok. Sen... Para bitti. Ne kadar? Kardeş. Kardeş. Onun fiyatı ne? Turkish, para yok, kardeş. Bu ne kadar? Bu. 15 diyor, yok 15 diyor. Okay, take 10 euro, no problem. Şuna bağırıyor. İlerleyelim. Bir şey söyleyeyim mi? 10 euro diyor. Biz üçer tane alsak bunu düşürür. Ama bak, memlekete göre şey yapıyor. Bak, mesela sen Avrupa vatandaşıyım desen fiyatı düşmeyecek, aynen öyle. Ben mesela Etiyopyalıyım falan desem mesela 3'e falan düşerdi herhalde. Etiyopyalı takipçilerimize de buradan selamlar. Yanlış anlaşılmasın, kimseyi şey yapmıyoruz. En son Hindistan'a bir gönderme yaptık. Çok fazla geri dönüş aldık. Hindistan'dan bayağı linç yedik, o yüzden hiçbir ülkeye şey yapmıyoruz. Hepsine, Hindistan'a da en kısa zamanda gitmeye çalışacağım. Bu arada yine seçkin bir mahalledeyiz. Ve buradan Mustafa Seçkin'e selamlar olsun. Seçkin bir şey gibi duruyor böyle bir. Evet, göl gibi duruyor. Evet. Bu arada Seçkin demişken de Mustafa Seçkin'e de buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Herkes sonunda olmaktan korktuğu insana dönüşür. Her erkek İçinde babasını taşır. Her baba da evladı. Hello. How much one piece? Would like to double light. Lamba ya da lamba sizi. Bu. Lamba? 10 euro. 10 euro. 15. Ha, 15 euro. Ha, demonte. Ha. Okay, dur. 3 piece. How much? 3 piece. Yeah. 10 euro, 10 euro, 10 euro. Çoğu.
It's okay. Yeah. 25 al. Tabii. Tamam. Pazarlık yaptık ya. Hayır, hayır, hayır. Anlaştık, anlaştık. Hadi. Hadi. What's your name? Selina Halyun, Halin Abi Talib. Where are you from? Senegal. Ha, Senegal. Senegal. You are from Turkey, yeah? Kardeş, 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 kardeş. I have a YouTube channel. YouTube? Yeah. Yeah, no. Sen oraya çıkacaksın. Say hi, you say hi. Yeah, yeah, this YouTube no good, brother. Look it. Okay. You pay how much? How much you pay me? Thank you, assalamu alaikum. Thank you. Hadi. Thank you. Have a nice day. Evet, şimdi Paris'in ünlü Starbucks opera binasına geldik. İçerisinin tavanlarının çok güzel olduğunu duymuştuk. Hep birlikte bunu inceleyelim. Saray gibi değil mi? Evet, tavanları cidden çok güzel. Evet, içerisi biraz darmış arkadaşlar. Ama içerisi de çok küçük, o yüzden hani oturulabilecek çok fazla bir alan yok. Ama şurası iyiymiş. Evet, şimdi Starbucks'a kahvemizi aldık. Tesadüfen kahvemizi aldık. Tesadüfen de iyi bir yer bulduk. Mekanı gezdikten sonra biz uygulamayı kullanabiliyor muyuz diye, oradan alabilir miyiz diye birisine sorduk. O da sağ olsun dedi ki hani bendensiniz dedi. Hani bir şey yapmanıza gerek yok. Kahvemizi aldık. Tapinat latte aldık. 6.25 cent yani. Neredeyse 200 liralık kahveyi para vermeden içiyoruz, sağ olsun. Georgina'ya buradan teşekkür ediyoruz. İsmimizi de Alex olarak yazdırdık. Şimdi ismimi hiç tarif edemedim. Starbucks opera binasında bu sayede görmüş olduk. Keyifli bir yer. Tavanlar gerçekten çok etkileyici. Biz de hazır gelmişken bunu deneyimlemiş olduk. Şimdi buradan sonra Paris'in panoramik manzarasını göreceğimiz bir AVM'nin terasına gideceğiz. Orada görüşürüz. Benimle seyahat etmeseydin burada böyle bir şeyin olduğunun farkına varır mıydın? Herhangi yok. Paris seyahatinde buraya uğrar mıydın? Asla. Evet. Hep gelirim, hiç uğramam buraya. Sayende kardeşim öğrenmiş olduk. Suat Sözen bizimle seyahat ettiği için bu harika manzaraya birazdan şahit olacak. Siz de eğer bu tür seyahatlere katılmak isterseniz ilerideki yapacağımız turlardan faydalanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, teras maalesef kapanmış. 7.30'da kapanıyormuş. Kapanma saati yakın diye kimseyi almadılar. Biz de yarın tekrardan şansımızı deneyeceğiz. Yarın size göstereceğim. Eyfel'e de geldik. Şimdi biz burada birkaç fotoğraf çekeceğiz. Ardından otelimize doğru geçeriz. Yarın sabah Louvre'a gideceğiz. Sabah 9'da biletimiz var müzeyi gezmek için. Yarın Louvre'da görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Evet, Paris'teki ikinci günümüzden herkese günaydın. Şimdi Louvre'a geldik. Louvre'u gezmeye başlayacağız ama öncesinde şöyle bir müzenin haritasını aldık. Burada kat kat ayırmışlar. Hem eserler hakkında hem de hangi katta bulunduğu hakkında bilgi vermişler. Bu arada müzeye ben ücretsiz girdim. Nasıl girdim merak ediyorsanız videonun ilerleyen kısımlarında buradan sağ salim çıktıktan sonra anlatacağım. Şimdi müzeyi gezmeye başlayalım. Evet, arkamızda Michelangelo'nun Ölmekte Olan Köle adlı eseri var. Bu eser 1513 ila 1516 yılları arasında tamamlanmış. Eser Papa 2. Julius'un mezarına konmak için sipariş edilmiş. Daha sonrasında bütçe kısıtları nedeniyle mezar olması gerekenden küçük inşa edildiği için bu eser boşta kalmış. 1513-1516 yılları arasında kısmen bitirilen bu eser insan duygularını ve insan formunu yansıtma konusunda heykel sanatının en güzel örneklerinden biri olarak tarihe geçmiş. Bu eserin hikayesi de böyleymiş. Evet, şimdi de yine başka bir eserdeyiz. The Night of the Samothrace, yani Sema Direk'in Kanatlı Zaferi. Arkamda gördüğünüz eser Yunan mitolojisindeki zafer tanrısı Nike'ı tasvir ediyor. Eser gücü ve zaferi sembolize ediyor. Helenistik dönemin en başarılı eserlerinden birisi olarak kabul ediliyor.
Milattan önce 1. ile 3. yüzyıllar arasında yapıldığı tahmin ediliyor eserin. 1863 yılında Kuzey Ege'de küçük bir adada keşfedilen eser 1884 yılından beri Louvre Müzesi'nin koleksiyonunda yer alıyormuş. Heykelin orijinal olup olmadığı net olarak bilinmese de kullanılan mermerden üzerindeki çizimlere kadar pek çok ayrıntı içermesi hem heykelin orijinal olduğunu hem de heykelin Rodoslu bir sanatçı tarafından yapıldığının sinyallerini veriyormuş. Eser müzenin en çok dikkat çeken yerlerinden birisi. Şimdi biz de eseri gördük. Bundan sonra devam ediyoruz. Eserlerinden birinin yanındayız. Paolo Veronese'in The Wedding at Cana, Kanada düğün tablosunun hemen önündeyiz. İncil'deki eski ahitte geçen bir hikayeyi konu alıyor. Venedik'teki bir manastır tarafından özel olarak yaptırılan bu tablo İsa'nın suyu şaraba çevirmesini konu alıyor. İronik biçimde oldukça büyük olan bu tablo Louvre'un en küçük boyutlu eserlerinden biri olan Mona Lisa'nın hemen karşısında yer alıyor. 127 kişinin katıldığı bu davette Osmanlı İmparatorluğu, Kanuni Sultan Süleyman ve 5. Karl gibi önemli isimler de yer alıyor. Böyle inanılmaz bir eser ama Mona Lisa kadar ilgi görmüyor. Onun etrafı hemen çok kalabalık. Hemen Mona Lisa'dan da bahsedeyim. 1500'lü yılların başında Leonardo da Vinci tarafından resmedilen Mona Lisa dünyanın en ünlü tablosu kesinlikle. Buradaki kalabalıktan da bunu anlayabiliyorsunuz. 1797 yılından beri Louvre Müzesi'nin himayesinde bulunuyor. 1911 yılında bir müze çalışan tarafından çalınmasının ardından kült statüsünü güçlendiren eser incelenmeye tek noktası olmasa bile gizemli havasını hiç kaybettirmemiş. Bugün de müzenin en ilgi çekici noktası olmaya devam ediyor. Buradaki eserlerin her biri inanılmaz ama bu iki eseri geldiğinizde detaylıca incelemeyi unutmayın. Şimdi biz devam ediyoruz. Evet, Mona Lisa'nın hemen yanındaki odadan devam ettik ve Napolyon'un taş kime törenini konu alan bu esere geldik. Louis David tarafından 1805 ila 1807 yılları arasında tamamlanan bu eser Napolyon ve eşi Josephine'in Notre Dame Katedrali'ndeki taş kime törenini konu alıyor. Napolyon'un da dediği gibi gerçekçiliğiyle gerçekten insanları büyülüyor. Eserin bir kopyası da Versailles Sarayı'nda bulunuyormuş. 9'a 6 metrelik boyutuyla yine müzenin en büyük boyutlu eserlerinden birisi. Aynı zamanda burada Osmanlı'nın o dönemdeki Paris'te bulunan Büyükelçisi Mehmet Said Halim Efendi de bu töreni izlemiş. Evet, az önce Osmanlı'nın o dönemki Büyükelçisi dediğimiz Said Halim Efendi de şuradaymış hemen. Tahtın hemen sol tarafında. Onu da şimdi bulabildik. Size de gösterelim. Evet, şimdi de Raft of the Medusa, Medusa'nın Salı eserini görmeye geldik. 1818-1819 yılları arasında inşa edilmiş bu eser. Aslında tarihi bir skandalı konu almasıyla ünlü biraz da bu eser. 1816 yılında kaza yapan Medusa isimli gemideki 150 kişiden yalnızca 10 kişi sağ kalıyor. İlerleyen günlerde ise gemi kaptanının kendini ve yanındaki birinci sınıf yolcuları kurtarmak için diğerlerini ölüme terk ettiği ortaya çıkıyor ve ülkede ayaklanma başlıyor. Uzun süren araştırmalardan sonra Sal'ın bir replikasını inşa eden sanatçının bu ikonik eseri 5x7 metrelik boyutlarda yer alıyormuş. Burada da yine insanların ilgisini çekiyor. İleriye doğru devam edelim biz. Evet, Louvre Müzesi'nden şimdi çıkabildik. Sanırım 10.30'da girdik. Saat şu anda 3 olmuş. Yani yaklaşık içeride 4.5 saat geçirmişiz ama gerçekten inanılmaz büyük. Her katında kayboluyorsunuz. Biz bütün katları tam anlamıyla bitiremedik maalesef. Çünkü buna ayırabilecek bir vaktimiz yok. Yarım günümüzü ayırmıştık. Önemli eserleri görüp çıkmak zorunda kaldık. Onların bazılarını anlattım. Şimdi Louvre'un biz giriş kapısındayız. Birden fazla giriş kapısı bulunuyor. Öncelikle biz biletimizi online almamıza rağmen buradan değil, normalde burası gözüküyordu. Arkadaki pasajın içerisinden girdik. Bunun dışında 2 kapı daha bulunuyor sanırım. 4 kapısı var. Eğer burası kalabalık olsa diğer seçenekleri kullanarak içeriye girebilirsiniz. Müzenin web sitesindeki haritadan görebilirsiniz giriş kapılarını. Onun dışında müze biletini nasıl alınır? Ben nasıl bedavaya girdim onu anlatayım biraz da size. Müze biletlerini müzenin online sitesinden alabiliyorsunuz. Farklı tarifelerle biletinizi alabiliyorsunuz. Yalnız şöyle bir şey var. Normalde 25 yaş altına ücretsiz müze. Ancak bu sadece Avrupa Birliği'nde oturan vatandaşlar
ve işte buna Liechtenstein, İzlanda falan da dahil. Schengen bölgesindeki ülkelerde yaşayan 25 yaş altı gençler ücretsiz olarak girebiliyor. Ancak bunu müzenin web sitesinden aldığımız için şöyle bakın, burada 0 euro yazıyor. Bu bileti aldım online web sitesinden, sanki burada Avrupa'da oturumum varmış gibi. Ve arkadaşlarımla birlikte girdik. Hiçbir problem yaşamadık. 2 defa kontrol edildi. Tamamen bize bıraktılar yani. İnanılmaz bir yoğunluk olduğu için güvenlik önlemleri biraz zayıf. Siz de eğer 25 yaşın altındaysanız bu imkanı kullanarak 17 euroyu cebinizde tutabilirsiniz. Bu da bir hayli iyi bir rakam. Şimdi biz yerel bir restorana gideceğiz. Eğer yer bulabilirsek daha sonrasında birkaç yer daha gezeceğiz. Orada görüşürüz. Evet, şimdi Bouillon Piguel'e geldik. Burası bir esnaf lokantasıymış. Paris'te birden fazla şubeleri var. Biz de şimdi bir tanesini denemeye geldik. Steak'le birlikte patates kızartması ve birlikte sosu söyledik. Biz bunu söyledik, yanına da kola söyledik. Şimdi tadına bakacağız. Şöyle göstereyim size de. Şu şekilde. Mayonez ve biber sosu dedi abi. Yedikten sonra bir tane de böyle profiterol gördük. Çok güzel gözüküyordu. Sıcacık. Birazdan tadına bakacağız. Fiyatı da 4.80 sanırım. Evet, şimdi Bouillon Piguel'den çıktık. Steak gayet güzel pişmişti. Patatesinin biraz daha iyi olabilirdi. Lezzet olarak yerindeydi ama biraz kuru gibiydi. Onun dışında beğendik. Hizmeti iyi. Tatlısı da güzel. Dondurmalı bir tatlı yedik. Tercih edebilirsiniz. 55-60 euro civarı bir şey ödedik. 3 kişi için. Şimdi biz gün göremediğimiz manzara için gittiğimiz AVM'nin terasına gideceğiz şimdi. Oraya doğru metroya bindik gidiyoruz. Evet, dün çıkamadığımız o terasa şimdi geldik. Burası 7. katta ve inanılmaz güzel bir Paris manzarası var. Biz de şimdi Paris'teki son saatlerimizi burada geçiriyoruz. Siz de buraya ücretsiz olarak çıkabilirsiniz. Artık seyahatimizin de sonuna geldik. Avrupa turumuz burada noktalandı. Buradan sonra biz akşam treniyle Lyon'a gideceğiz. Lyon'dan da Türkiye uçağımız var. Ama burada veda etmek istedim. Bizim için keyifli bir seyahat oldu. Umarım izlerken eğlenirsiniz. Bir sonraki seyahatte görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.